الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أذوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي رب يسير ولا رب بتمين بالخير Beraberliğimizin, nasihatleşmemizin, hasbi halimizin hayra vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Geçen hafta bir duyuru yapmıştım. Ee, takip eden kardeşler bilirler. Özellikle e, süresini tam tespit edemiyorum ama birkaç hafta süreceğini tahmin ettiğim e, bir dizi konuşma e, başlatmayı düşünüyorum demiştim. İslami hareket e, sorunlar ve yöntem arayışı özellikle bu coğrafya özelinde yaşanılmış, tecrübe edilmiş sorunlarla birlikte bir çözüm arayışı üzerinde inşallah kanaatlerimizi, tespitlerimizi ifadelendirmeye gayret edeceğiz. İbn Haldun mukaddimesinde diyor ki insanlığın diyor tarihi Birbirine diyor o kadar benzer ki suyun suya benzediği gibi benzer. Geçen hafta tarih bilinci, tarih anlayışımız ne olmalı ile alakalı e, önemli gördüğüm bir konu vardı ve Kur'an kıssalarından e, güncelleyerek ne anlamamız gerektiği ile alakalı en azından kendi anladıklarımı dile getirdim. Tabi çok sistemde etme hakkım yok ama e, çok önem verdiğimiz bu konuların fazla takip edilmediğini, izlenmediğini de üzüntüyle de karşılıyorum. Hakikaten ben çok önem verilen ve çok da gündeme getirilmeyen Müslümanların önemli konuları olduğunu düşünüyorum. Ama niyeyse başaramıyoruz. Yani insanlara mesajımızı ulaştıramıyoruz büyük bir çoğunluğa. Artık bu konuda tabii bizde tavsiyesi olan kardeşler olursa da onları da dinleriz inşallah. Şimdi e, her sorun beraberinde çözümünü de getirir ve her çağ kendi insanını sorunuyla birlikte üretmek zorundadır. Yani geçmişi taklit ederek günü kurtarabilmek çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü ehli küfür çok organize, sistemli ve kolektif olarak çalışıyor ve artık modern çağın cahiliyenin unsurları, paradigmaları o kadar çetrefilli bir hale geldi ki hakikaten yaşadığı soruna topluma doğru cevap üretebilmek, çözüm üretebilmek aslında bir iradenin sorumluluk alanında olması gerekirken maalesef ve bu çok fazla değerlendirilemiyor. Yani şahsi kanaat önderlerimiz bile yok. Yani gelişen olayları Genellikle e, duygusallık üzerinden okuyoruz. Bugün biraz maküvelizme e, değineceğim. Yani maküvelist bir anlayış. Ne demek? Belki birçokları bu kavramı duymadı bile. Ne demek bu maküveliz? Ne demek maküvelizim? Ne demek? Buna geleceğim. Tabi malum yaklaşan seçimler e, münasebetiyle her dönemde olduğu gibi e, yine hayat memat meselesi. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı birine sormuşlar. Sen hangi ittifaktansın? Ben Bukhari ile Müslüman İttifakı'ndan yanayım demiş. E, hoşuma da gitti. Yani Allah ve Resulü'nün ittifak ettiği e, bir konu e, yani müminlerin ittifak ettiği konular gündemde yok. Yani sistemin laik seküler sistemin iki damarı var. Küresel alanda da böyledir. Yerel ölçekte de böyledir ısrarla söylüyorum, Müslümanlar gerek, gerek evrensel dünyada, global anlamda, küresel anlamda küresel sistemi çözemedikleri, anlayamadıkları, idrak edemedikleri sürece yerel sistemleri çözmeleri mümkün değil. Yerel sistemi de çözemedikleri vakitte iktidar üzerinden, pragmatizm üzerinden, makyevelizm üzerinden e, bu tuzaklara çok rahat bir şekilde tutuluyor ve günübirlik çıkarcı ve daha çok dünyevi kaygılardan oluşan bir tercih gündeme gelmeye başlıyor. Şimdi ben böyle oy vermenin hükmü oy vermenin konumuyla alakalı Müslümanların tartıştığı zeminin de çok sağlıklı işletilemediğini düşünüyorum. Şahsi kanaatim olarak yani toplum daha Allah'la tanışmamış, Resul'le tanışmamış, ahirette tanışmamış, vahiy ile tanışmamış, biz henüz daha tevhidle, ahirette Allah'la tanışmamış olan bir toplumun, zihni kodlarının alabildiğince, gerek geleneksel, gerek modern cahiliye ile, alabildiğince yozlaştırıldığı, çürütüldüğü, dezenforme edildiği, bir algının üzerine, İslami ilkeler üzerinden bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Aslında farkında olmadan biz onun hakla batılı birbirine karıştırmasına dolaylı yollardan sanki sebebiyet veriyoruz gibi geliyor bana. Yani e, yılbaşı günü öncesinde konuşmuştuk. Türkiye'de bir yılda toplam 190 milyon milli piyango bileti satılmış. Sadece yılbaşı münasebetiyle satılan bilet sayısı 70 milyona gelmişti. Yani ortalama her insan bir bilet almış. Hani biz almadık o zaman bizim yerimize kim aldı falan. Ee, hani şey var ya her iki kişiden birisi onu destekliyor. Ya biz desteklemiyoruz falan. O bir kişi bizim aramızda değil. Ee, bir oy çıkmış. Eee o diyor ben verdim, o diyor ben, olan benim oyum nereye gitti o zaman. Şimdi böyle e, enteresan bir girdabın içerisindeyiz. Şimdi bir toplumun ahiret hesabı yoksa, hayatında Allah merkezde değilse, vahiy onun için belirleyici değilse, o adamın milli piyango bileti alıp almaması, kaç tane alıp almaması gerektiği çok fazla kayda değer bir şey değil ya da laik seküler sistemin içerisinde hangi partiyi desteklediyip desteklemediğinin gerçekten çok fazla bir anlamı da yok. Yani biz tartışma ve öğüt zeminini genel anlamıyla biraz yanlış yerden başlattığımızı düşünüyorum. Ama bugün ve benim genellikle yazılarım ve konuşmalarım e, halkın bir katmanından ziyade zaman zaman onlara da nasihatlerimiz oluyor ama benim en azından usul olarak belirlediğim kendi algı dünyamda öncelikli muhatap kitlem kendisini İslam'a nispet edip İslami kaygılar taşıyan ve tabiri caizse bizim mahalle denilen mahallenin insanlarına veya buraya yakın olan insanlara yönelik bir öğüttür, bir uyarıdır genellikle dil ve düşüncemi bu algı üzerinden şekillendiriyorum. Şimdi Sıradan, henüz daha vahiyle, Kur'an'la, Allah'la, ahiretle tanışmamış bir halk. Tabi bunu söylerken onun halini mazur göstermek adına falan söylemiyor. İşin garip tarafı, vahiyle, ahiretle, Allah'la, tevhidle tanışmayan bu toplum, her türlü sinsili, fetbazlığı, ticari karlarını dünyanın herhangi bir yerinde gelişen olayları öğrenmekte güçlük çekmiyor. Ama her ne hikmetse iş tevhid yönüne geldiği vakitte mazeretlerin biri bin para. Ve sonra bizde bir tartışma başlıyor. Cehalet mazeret midir değil midir? Ki biz bu konudaki kanaatimizi çok sık dile getiriyoruz. Benim şahsi olarak anlayışıma göre bir insanın küfre ve şirke düşmesine cehalet mazeret olamaz. Yani bir insanın cehaletini mazeret olarak görebileceğimiz bazı hususlar ameli konularda olabilir. Olur demiyorum, olabilir. Oraya bile ihtiyatlı yaklaşıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle vahiy göndermiş. Vahiy, bakın fetret dönemlerini anlayabiliriz. İki Resul'ün arasındaki boşluk fetret dönemidir. Bu dönemde kendisine vahiy, Resul, davetçi gelmemiş olan insanların, şirk koşmadan bir tevhid, bir hanif inancına sahip olması beklenir. Bunun ötesinde belki çok fazla bir şey de beklenemez. Çünkü bilgi sınırlıdır. Aslında bu bize şunu da öğretiyor. Akıl mutlak anlamda vahyin kılavuzluğuna ihtiyacı vardır. Vahyi belirleyici kılmayan akıl kirlenmeye ve kitlenmeye mahkumdur. Onun için akıl mutlak anlamda Vahya muttali olmak zorundadır. Şimdi ben biraz daha günümüz dünyasına gelmek istiyorum kardeşler. Yaşadığımız topluma. Dikkat edin, toplumlar iki algıyla şekillendiriliyor. Hani amiyane tabirle, e, havuç ve sopa, tavşan ve havuç, ikilemi üzerinden, yani birilerinin üzerinde, korku üzerinden bir ajitasyon, Birilerinin üzerinde de yine korku üzerinden mahkum edilmeye yönelik bir tehdit. Yani bir tarafta korku imparatorluğu, bir tarafta ajitasyon. Eğer bizi sevmezseniz, bizi desteklemezseniz, bize onay vermezseniz falancalar başa gelir. İşte 15 Temmuz'da çıkmasaydınız şu anda hapishanede işkenceler görüyordunuz. Öldürülmüştük. Listede isimlerimiz vardı. Bakın Müslümanların hiç gündemine gelmiyor. Bugünkü iktidarı elinde bulunduranlar bir beka sorunundan bahsediyorlar. Bu şirk bir sözdür. Beka Allah'a mahsustur. Ne demek ya beka? Bilmiyor ki insanlar. Baki olan Allah'tır. Allah'ın dışında her şey fani'dir. İmparatorluklar da fani'dir. Krallar da fani'dir. Tüm imkanlar fani'dir. O gün sadece Allah'ın vech kalacaktır. Melekül Mevt, ölüm meleği de ölecektir. Her şey yok olacaktır. İmparatorluklar tarihine bir bakın kardeşler bakın. Doğu Roma, Bizans, İnka, Sasani gelelim Osmanlı, Selçuklu, Emevi ne oldu hepsi tarihin sayfasında çöp olup gittiler. Vallahi Amerika'da yıkılacaktır. Bugünkü imparatorluk olan dünyanın bir ucuna elindeki baskı gücüyle hükmetme anlayışına sahip olduğunu düşünen bu totaliter, bu terörist, bu baskıcı, faşist olan zalim güruhlar da bir gün yok olup gideceklerdir. Beka dediğiniz nedir? Beka Allah'ın vasfı isimde sıfatlarındandır. Beka yani baki olan, ilel ebed, ebedi olan, ezeli olan, ebedi olan Allah'tır. Bunun haricinde hiçbir varlığın, grubun, algının, devletin, şahsın ne ezeliğin ezelinden ne ebetinden bahsedemeyiz. Bu şirk anlayışıdır. Peki neyle korkutuyorsunuz insanları? Beka sorunu. Ne yaşaması gereken ne? laik seküler sistem. Laik seküler sistemi yani bir sistem Allah'a düşman olduktan sonra, bir sistemde Allah'ın hükümleri belirleyici olmadığında, bir sistemde Allah'ın hükmü hükmedilmediği sürece o sistemin ne olduğunun bizim açımızda ne değeri olabilir ya? Müslümanları iyidiş ettiler. Dediler ki mesela Orta Doğu hakları denilen Ceziretül Arap bölgesindeki haklara dediler ki baskıcı bazı rejimlerdense demokrasiye geçiş olsun monarşik sistemlerdense liberal özgürlükçü anlayışlar olsun vallahi bunların her birisi Allah'a, Resulüne, Kitabullah'a düşman olan sistemlerdir Müslüman olan bir şahsiyet Hiçbir şekliyle Allah'a muhalif olarak oluşturulmuş olan bu sistemlere ve yöneticilerine en küçük ilgi duyamaz, ittiba edemez, itaat edemez. Hatta bilakis umarsız da kalamaz, duyarsız da kalamaz, ne lazımcı da olamaz. Bizatihi kalbi olarak teberri, fiili olarak da bunun eylemini ortaya koymak zorundadır. Şimdi ne olacak? Bakın anayasanın altıncı maddesi var. Gelin bunların kendi sistemleri üzerinden konuşalım. Bugünkü laik seküler sistem kendisini laik sosyal hukuk devleti olarak tanımlıyor. Parlamenter bir sistem. Şimdi bizim Müslümanlar biraz sloganik cümlelerle yaklaştılar geçmişten bugüne. Laiklik dinsizliktir. Hayır, laiklik dinsizlik değildir. Laiklik bir dindir. Şirk de bir dindir. Hiçbir toplumun ideolojinin, şahsın dinsizliğinden bahsedemeyiz kardeşler. Her şahsın bir dini vardır. Ha, birilerini kendisine İslam'a nispet eder de, İslam'ın haricinde bir dine sahip olur. Yani kişinin kendisine ittiba ettiği ama öz öz özünde de farklı olduğu bir din vardır. Onun için Kur'an müşriklere bile Allah Resulü'nün diliyle bakın, Kafirin suresini hatırlayın. Risaletin 4 ve 5. yıllarında nazil olmuş olan bir suredir ve beradır aslında. Mekke döneminde ayrılıştır, tavırdır. Yani net ilkelerle. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey Muhammed. Zımnen ey ümmeti Muhammed. Kur'an'da kul diye bir hitap geldiği vakitte aslında bize düşen nedir biliyor musunuz? Lebbeyk ya Allah. Buyur Allah'ım. Emre amadeyn. Bana anlatıyor. Hani demiştik ya sebebin hususi olması hükmün umumi olmasını engel değildir. Bu bir kaidedir. Ama nesihçi teoriye göre Kur'an'da nesin ısrarla savunanların bir kısmının teorisine göre kafirin suresi nesedilmiştir. Haşa. Neuzubillah. Yani metin olarak var, anlam ve mahiyet olarak, murat olarak bağlayıcı değil. Böyle bir algı da var. Bu algıdan teberri ediyoruz. Şimdi ayetin sonu işte la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'bud ve la ana a'budu ma a'budtum ve la entum a'budun ma a'bud. Ben senin sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. Ben sizin ibadet ettiklerinize, mabut haline dönüştürdüklerinize, kulluk yaptığınız mercilere, kurumlara, şahıslara ilelebet kat'a ve asla ibadet edecek de değilim. Hakeza siz de bunu yapacak değilsiniz. Ve ayrım başlıyor. Lekum dinikum veliyet. Sizin dininiz size ait. Kimdi bunlar? Müşriklerdi. Onun için şirk bir dindir. Yani hiçbir insanın, hiçbir toplumun dinsizliğinden bahsedemeyiz kardeşler. Bir insan ya Allah'ın dini İslam'ın yanındadır veya Allah'ın dininin karşısında herhangi bir dindedir. Bir insan İslam'da olmadıktan sonra hangi dinde olduğunun bir önemi yoktur. Bir beldede Allah'ın hükmüyle hükmedilmediği vakitte hangi hükümle hükmedildiğinin bir kıymeti harbiyesi yoktur. İsterse bir adam liberal olsun, muhafazakar olsun, demokrat olsun, sosyalist olsun, kemalist olsun. Ha bunların içerisinde zulmün tonlarından bahsedebilirsin. Ama hiçbir zaman için zulmün ve şirkin, küfrün unsurlarını bu bundan daha iyidir diyerek iyilik izafe ederek anlatamazsın. Şu şundan daha kötüdür diyebilirsin. Ama bu bundan daha iyidir diyemezsin. Çünkü zulme ve küfre iyilik izafe edilemez kardeşler. Şimdi toplum üzerinde pragmatizm dediğimiz Çıkar üzerinden bir algı oluşturulur. Bakın makyolojizmden e, kısa bir değinmek istiyorum ona. Bugün maalesef e, halkı Müslüman olduğu iddia edilen bu toplumun özellikle yöneticileri, kamuda, e, kana önderleri denilen insanlar buraya doğru alabildiğince sürüklendiler. Yani buna omurgasızlık da diyebiliriz. Omurgasızlık. Yani çıkarı ve menfaati için her türlü ilkeyi, algıyı, değeri, göz ardı eden, onu yok farz eden, onu istismar eden, bulunduğu kaba göre şekil alan kimse demektir makyevelist. Oysa ki mümin olan bir şahsiyet her şartta ve zeminde mümin olarak izzetli kimliğini korumak zorundadır. Şimdi ya belediye seçimleri işte genel seçimler gibi değildir. Hani buradan e, Müslümanların faydası olmaz mı? Şimdi ilk fireler 90'lı yılların sonuna doğru böyle başlandı. Çünkü o dönemin içerisinde en azından birilerinin Müslüman kabul ettiği zümreler belediye seçimlerini kazanmaya başlayınca layık kemalistler dediler ki ya bunlar bizi yönetemezler ama köplerimizi temizlesinler. E dediler ki ya burada da direkt işte hani bir meclisteki gibi bir yemin maddesi yok. E buralar hiç olmasa desteklenemez mi? Bakın kardeşler. Çok basit bir örnek vereceğim. Bugün herhangi bir ile ilçeye çok affınıza sığınarak söylüyorum. Bir zina evi ya da bir içki hane, bir meyhane ya da bir kumarhane yani bu ganyan bayileri tarzı, iddia tarzı. Yani bunların herhangi birisine şu veya bu gerekçeyle izin, onay veren bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kurum ve bu kurumun yöneticileri haramı helal yapıyorlar. Helali haram yapıyorlar. Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorlar. Hatta bilakis Allah'ın hükmüne muhalif olan yasalar getiriyorlar. Şimdi böyle bir gruba, topluma, algıya, şahsa hangi gerekçeyle olursa olsun destek vermek bunlara velayet ve vekalet vermektir. Yani ben olayı tekrar söylüyorum. Müslüman olma iddiası ve kaygı taşıyan zümreyedir hitabım halkla buralardan tartışmalara biz girmeyiz. Daha buraya gelinceye kadar çözmesi gereken çok daha ciddi sorunları olduğunu düşünürüz. Ama bizim mahalle diye tabir edeceğimiz mahallede de olay sadece bir oy vermemeye indirgenerek muvahit bir kimlik inşasını da yeterli görmüyoruz. Bu çok önemli olmakla birlikte birilerine göre kabirdekilerden yardım istememek tevhid olmak için, muvahit olmak için yeterlidir. Birilerine göre de sisteme oy vermiyorsa muvahit olmak için yeterlidir gibi bir algı var. Oysa ki biz Araf suresinin 54. ayetini burada mealen hatırlatalım. Yaratmak, emretmek, hükmetmek Allah'a ait. Sen Mümin olmayan, muttaki olmayan birisine yetki veriyorsun. Zamanım yetmiyor. Burada beş maddelik Kur'an'da yönetim ilkeleri ile alakalı e, bir hatırlatmada bulunayım kardeşler hızlı bir şekliyle. Kur'an'ın yönetim ilkelerinin birincisi aslında en temeli Allah'ın hükmüyle hükmetmektir. Yani hükmetmenin yetkisi Allah'a verilmelidir. Allah'a verilmeyen hüküm yetkisi fasit, batıl, zalim ve tugyanidir. Allah'ın hükmüyle hükmedilmeyen yönetim tugyani ve tağuti bir sistemdir. Tağuti bir sistemin yöneticileri tagut olurlar. Tagut hiçbir zaman için Müslüman olarak zikredilmez. Bazıları sulandırıyor bu kavramı. Ya işte evde hanımına eşine biraz haksızlık yaptın sen de tağutlaştın. Haşa Kur'an böyle anlatmıyor tağut Allah'ın hududunu sınırını aşan hükmetme yetkisi varsa Allah varken Allah'ın hükmünün dışında başka bir hükmü belirleyici kılan Allah'ın hükümlerini iptal eden şu veya bu gerekçeyle Allah'ın hükümlerini anlamsızlaştıran kimsedir. Ama bizim bazı Müslümanlarda da öyle bir algı var ki sistem tağuttur ama yöneticileri tağut değildir. Yani e, ölen var maktul ama katil yok. Kimin öldürdüğü? Meçhul. Yok katil de var ama yok o öldürmedi. Ya bu işte e, ifsat edici bir din anlayışı. Yani stratejik olarak her yerde her isim belki dile getirilmemesini usul olarak anlarız ama Müslümanların zihni yapısının kodlarının maalesef genel anlamıyla bozulduğunu söyleyebiliriz. istisnalar olmakla birlikte. Onun için insanlara eşit bir mesafede olabilmek için bir devletin adaletle yönetilmesi gerekiliyor. Adaletle yönetebilmek için el adil olan Allah'ın koymuş olduğu yasa ve ilkeler yani iş başına adil olanlar getirilmelidir. Bir dönem bir şahıs işte dediler ki dedi ki adil bir yönetici olsun Müslüman olmasa da olur. Subhanallah ya bir adam Müslüman olmadığı vakitte adil olması mümkün müdür? Allah'a isyan eden Allah'a itaat etmeyen birisinin adil olması mümkün müdür? Değildir. İkinci husus tüm makamları geçici görmek gerekiyor. Emanet. Hatta emaneti yüklenen kişi gece uykusu kaçacak. Bu yükün altında ezilecek Ömer radıyallahu an gibi. Yani hikaye değildir. Fırat'ta bir koyun kaybolursa, kurt kaparsa benim idarem ve yönetimim zamanında ben bunun hesabını Allah'a nasıl veririm diyen bir kaygı. Şimdi sahip olduğun imkanlarla krallar oldusu, geçitler, şaşalar, saraylar, tahtlar kuruyorsun ve baskı uyguluyorsun. Dışarıdan izliyorsun, bir şey söyleyemiyorsun ve iş başına değil emin ve adil olanlar çıkara ve menfaate kurşun askerliğe kim uygunsa onlar getiriliyor. Bakın tüm zamanlarda bozulma bunun için olmuştur kardeşler. İşin başına ehil olanlar getirilmediğinde orada kıyameti bekleyin diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam toplumsal bozulma ve fesat kaçınılmazdır kardeşler ve emaneti ehil olana vermek liyakat yani bir işi hakkıyla kim yapabiliyorsa o işi ona vermek gerekiyor. Zamanımın darlığından çok açamıyorum kardeşler. Kusura bakmayın. Bir diğer konu müminlerin alacakları kararlar meşveret de olmalıdır. Meşveret elbette ki genel anlamı itibarıyla İslam geleneğinde ehli hal vel akt olarak kabul edilmiştir. Ama bu konunun yetkili merci ehil görmüş olduğu her kesimle her kademede e, insanlarla hatta toplumla hatta halkla hatta e, insanlarla yetki konumu olmayan halkla bile onların bile görüşünü almak zorundadır. Yani tepeden inmeci olmak Bakın bugünkü laik seküler sistemler diyor ki işte siz seçimle ya kimi seçeceğinizi de onlar karar veriyor. Sen sen kimi seçeceğini kendin karar veremiyorsun. Onların belirledi. Yani tağutlardan tağut beğen, zalimlerden zalim beğen, mücrimlerden mücrim beğen. Yani benim koyduklarımdan beş tane koyuyorum. Hangisini seçiyorsun? Beşini de istemiyorum. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Niye? Sen de çare, kabullenilmiş çaresizliğe mahkum zannediyorsun kendini. Ben bunlardan birini seçmeliyim. Ondan sonra korkular. Başımıza şu gelirse şöyle mi olur? Peki ahirette ne olur? Ve başında bu insanlar var. Ahirete yönelik hangi kazanımı elde ettin? Çürüyorsun günden güne. Yozlaşıyorsun. Saptırıyorlar seni. Herhangi bir zulme karşı bir tavır gösterebiliyor musun? Sesini çıkartamıyorsun. En azından korkuyla izleyici modunda bekletiyorlar seni. Bu mudur müminin davranması gereken husus? Bir diğer husus kardeşler, şahsın menfaati değil, kamunun yani ümmetin maslahatıdır esas olan. Yani bu benim adamım, iş başına bunu getirelim. İşte şu anda beka sorunu var, biz gidersek şöyle olur. İşte bu böyle bir tam bir Korku yani kendi şahsi istikbalini, çıkarını ümmetin, insanların hayrının önüne geçirilmesi ve aynı zamanda da sürekli bir korku. Bakın insanlar konuşamıyorlar. Bu coğrafyada hakkı konuşan insan doğru düzgün kalmadı kardeşler. Tepkiler iktidarın kontrolünde veriliyor. Onların eleştirin dedikleri eleştiriliyor. Bekleniyor. Bakalım iktidar, reis nasıl bir tepki verecek ona göre tufaya düşmeyelim, offsite'e düşmeyelim. Bir bakalım yani onunla ters düşmeyelim. Ters düşersek işler sakata girer. Allah'la ters düşmeyi göz önüne alıyor musun? Allah'a uygun değil tercihin, amelin. Allah'ın azabı hemen gelmiyor bekleyecek. Onun için bugün insanların korku, rıza makamları değişmiştir. Kahır ekseriyetle. Allah'tan korkmadıkları için Allah başkalarının korkularını kalplerine yerleştirmiştir. Oysa ki bir insan Allah'tan hakkıyla korksa idi Allah'tan başka kimseden korkmaması gerektiğini öğrenecekti ve maalesef kardeşler razı edilecek merciler değiştirmiştir. Nihai ve mutlak anlamda razı edilecek merci Allah azze ve celle olması gerekirken insanların bugün büyük bir çoğunluğu Allah'tan ziyade bağlı bulundukları kurumun yöneticilerini parti başkanlarını, liderlerini, hocalarını, şeyhlerini vs. insanları razı etmeyi öncelik haline getirmişlerdir. Allah Azze ve Celle bize uyanış nasip eylesin. Bu e, seri devam edecek. Ben burada sözlerimi tamamlayayım kardeşler. Ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.